Soru bize çok geldi. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca siz bunu işlediniz esasen. Bu Çin'den Türkiye'ye bir kredi sağlama, kredi getirme Evet. meselesi. Çok soru geldiği için bir tekrar soruyorum. Burada siz neyi kastettiniz? Yani bir Çin'den bir kredi getirme Şimdi üzerine bir halk çalışma cumhur mı var? çalışıyoruz Vatan Partisi olarak. Aslında Türk Devleti'nin bunu yapması lazım. Yani bizim son Çin Komünist Partisi ile 15-20 gün önce yaptığımız 3 gün süren görüşmelerde de onu Çin Komünist Partisi yetkilileri açıkça söylediler. Yani aslında sizin bizim önümüze getirdiğiniz öneri dediler. İki devlet, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasında halledilmesi gereken bir soru. Yani bir fon kurmak ve Çin'den Türkiye'de yatırıma yönelik. Efendim borcu kapatmak için falan filan değil. Doğrudan doğruya yatırıma ve dolayısıyla üretime yönelik kaynak sağlamak bu iki devlet arasındaki bir sorun. Ama biz Vatan Partisi olarak hem iki devlet arasındaki bu sorunun çözülmesi için gayret içindeyiz ama bir de Vatan Partisi olarak da bir çalışmanın içindeyiz ve ilk ürünlerini almaya başlayacağız. Yani çeşitli Türkiye'nin girişimcileriyle yatırım projelerini Çin'in finansman kaynaklarıyla buluşturuyoruz. O yatırım projelerine bakıyorlar verimli mi ondan sonra ve ödeme kabiliyeti var mı? Sıfıra yakın faizle ve ondan sonra Sıfıra yakın faizle. sıfıra yakın faizle ve hatta ödeme koşullarına baktığınız zaman neredeyse eksi faizle. Değil mesela 10 yıl ödemesiz. 10 yıl ödemesiz bir borç verdiği zaman ne demek? Sıfırdan daha az faizle. Evet. Değil mi? Çok bu şekilde Batı'nın o sülük dediğimiz büyük tefecileriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bunu Çinler siyasi olarak yapıyor. Yani Ne gibi bir siyasi beklenti var burada? Türkiye'nin ayakta durmasını, Amerika emperyalizminin buralarda etkili olmamasını. Çünkü onlar da kendi bulundukları bölgede Amerika emperyalizmiyle mücadele halindeler. Yani Çin'in bağımsızlığı için, Çin'in ekonomik gelişmesi için. Ama onlar da Amerika tehditleri. Hatta bir nolu tehdit değil mi? Amerika'nın bir nolu tehdit ilan ettiği ülke Çin. İşte ondan sonra Rusya. Daha sonraları da Türkiye falan geliyor. Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları karşısında Türkiye'nin ayakta olmasını istiyor. Onun için olaya böyle dar ekonomik açıdan bakmıyor. Aynı zamanda kendi güvenliği için Türkiye'nin güvenliğinin ve Türkiye ekonomisinin gelişmesinin bir şart olduğunu görüyor. Bağımlılık İşte ilişkisi yaratma tehlikesi de nasıl yaratacaksınız ya? yok anlaşılan. Ne bağımlı yani ona o size Evet. bağlı bir Evet. şey yani öyle bir şey yok. Bir... Ama şimdi sonuçlar almaya başlıyoruz. Peki hükümete Hükümetimizle ilettiniz de bu konularda mi? görüşeceğiz. Tamam. Yani Evet. Türkiye bu Tatmin içine olacağız. girdiği daha zor bedel ödeme gerektiren koşullardan aynı zamanda dış kaynakları da eskiden olduğu gibi büyük yüksek faizle ve aşırı borçlanmaya yol açacak değil ve alınan kaynakların da yatırımda kullanılması önemli. O zaman ne oluyor? O verimli oluyor. Ama aldığınız kaynakları getirip burada birleştirirseniz müteahhitler arasında sonunda işte Türkiye bu borç Evet. yükünün altında kalıyor. Ama o kaynaklarla üretim yaparsanız o borcu ödemenin koşullarını yaratıyorsunuz. Yani size bir bardak kaynak geldi. Siz bu bardak kaynakla 2 bardaklık su üretirseniz bir bardağıyla borcunu ödersiniz. Öbür bir bardağıyla da üretimini, ekonominizi büyütürsünüz. O Evet. zaman Türkiye bu durumlarla karşılaşmaz. Şimdi Türkiye çok dıştan kaynak sağladı arkada kalan dönemde. Yani bu borçlanma ekonomisi 1980-2020 döneminde. Ama bu kaynaklar verimli bir şekilde yatırıma, istihdama yönelik kullanılmadı. Türkiye'nin sorunu bu. Ama zaten Şimdi verenler sana bunu dayattı. Sayın Perinçek, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun bugünkü basın toplantısında Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bu iktidar zaten dolarla terbiye edilmiş bir iktidar. Kontrol altına alınmış bir iktidar. İhalelerini bile dolarla yapıyor. Kurtuluş Savaşı'nda 20 yıldır aklı neredeydi? Şimdi niye başladı Kurtuluş Savaşı'na? Millete gaz vermeyi bırakmalı açıklaması yaptı. Bir bu yani 20 yıldır dolarla niye mücadele etmedi de şimdi başladı fikri Şimdi bakın muhalefetin çok bunlar sık. iki, bu söylemin özüne baktığımız zaman bunlar bozguncu.
Yani Kılıçdaroğlu olsun, Meral Akşener olsun. Şurada bir 20 yıldır peki dolarla niye mücadele etmedi AK Parti? Bundan Türkiye'nin sorununu çözemezsiniz ki. Yani arkada işte onlar da diyorlar ki 1980-2020 arasındaki politika... Aslında AK Parti dönemini de kapsıyor. Tabii. Kapsıyor. Bir de bugün Türkiye'yi düşünmek zorunda. Onların aklında Türkiye yok ki. Bu AK Parti'nin tarihiyle uğraşan Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin ve yeni İYİ Parti yöneticilerinin aklında Türkiye diye bir şey yok ki. Akılları fikirleri bozgunculukta. Nasıl Türkiye'nin moralini bozarız ve nasıl Tayyip Erdoğan'ı caydırırız, tekrar onu 2014 öncesi politikalara çekeriz, Atlantik sistemine bağlarız falan. Yoksa biz ne sevinçle karşılıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ların 2008-2014 arasında 6 yıl hapishanesinde yattık. Ama 2014'ten sonra hem güvenlikte, ondan sonra hem dış politikada ve şimdi de yavaş yavaş ekonomide böyle adımlar attıkları zaman bunu bayram yaparak karşılıyoruz. Neden? Çünkü bizim kalbimiz Türkiye ile çarpıyor. Türkiye çiftçisiyle birlikte. Bir başka çıkış yolu yok. Bugün hükümet bir yola giriyor ama İYİ Parti ve CHP yöneticileri de neyi savunuyor? Türkiye'yi borca batıran, Atlantik'ten dayatılan programda ısrarlı. Evet. Bir son dakika bilgisi de paylaşalım izleyenlerimizle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları yarın toplantı kararı almışlar. Sayın Akşener de partisinin ekonomi kurmaylarını yarın toplantıya çağırmış. Arka arkaya açıklamalar yapacaklar. Bakın şimdi onlardan şöyle bir söz duyamazsınız. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. Türkiye bedel ödemek zorunda. Aslında mesela şu da önemliydi Sayın Bahçeli'nin söylediği. Bir fırsat aynı zamanda bunlar. Yani karşılaştığımız bu zorluklar bize bir fırsat da sunuyor. Bu fırsat sayesinde bir üretim ekonomisi kurar ve buradan çıkarız. Buna benzer sözleri ne CHP'den duyabilirsiniz ne İYİ Parti'den duyabilirsiniz. Onlardan yalnız bozguncu sözler. Çünkü onların aklında ve amaçlarında ve gönüllerinde bir Türkiye'yi buradan çıkartmak, üretim ekonomisi kurmak falan diye bir şey yok. Onlar yalnız bozgunculuk yapmakla görevliler. Biden tayfası. Daha çok batılı kredi çevrelerine uyum sağlama üzerine zaten bir bakın İYİ Parti yönetiminin ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ekonomi politikası şu. Demokrasi kuralım, hukuki koşulları sağlayalım, Atlantik sistemine güven verelim, oradan kredi sağlayalım. Ve Çin düşmanlığı, Rusya düşmanlığı, ondan sonra İran düşmanlığı. Yani Türkiye ekonomisinin gelişmesi için aynı zamanda yönelebileceği kaynakların da önünü kesmeye çalışan, Türkiye'yi Atlantik sistemine bağlı tutmak için müthiş bir telaş içindeler. Ve onlardan hiçbir zaman Türkiye'nin önünde bir kurtuluş savaşı, ekonomik kurtuluş savaşı, bir üretim devrimi falan böyle bir şeyler duymayacağız. Tutturmuş. Yani çünkü onlar doğrudan doğruya Biden tarafından yönlendiriliyorlar ve öyle bir kanala girmiş durumda. Onun doğru olmadığını iddia ediyorlar. Bir de onu şöyle besliyorlar. Bu hükümet... Doğru. Şöyle bu hükümet bir defa Kurtuluş Savaşı yok. Millete kendi ifadesiyle söylüyorum millete gaz vermesin. Yani bir bu şimdi söylediği. Bakın, Kurtuluş Savaşı yok diye bir şey yok. Daha Kurtuluş Savaşı'nın içine yeni giriyoruz. Yani ve bence olacak Vatan Partisi'nin katkılarıyla o Kurtuluş Savaşı ekonomide olacak. Çünkü o bir zaruret ve o Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir öngörüleri ve programları olmadığı için de hiçbir zaman İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelemeyecek bu Biden programlarıyla. Yani getirdikleri program Türkiye'yi borca batıran, bu 1980'den bu halleri getiren program. Sayın Perinçek, bu bozguncu nitelemenizi, belirlemenizi doğrulayan bir hadise yaşadık geçen hafta. İzleyenlerimiz onu da bilmeli. Bizim Aydınlık'ta da yayınladık. HDP milletvekilleriyle İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri gece 10.30'dan sonra ekonomi bakanı değişecek diye arka arkaya tweetler attılar. Ve milleti galeyana getiren, hatta resmi gazeteye kitleyen, resmi gazeteye